Birçok şey değişiyor. Türkiye'de değişim illaki olumlu olduğu anlamına gelmiyor. Olumsuz yönde değişen çok şey de var. Toplumsal çürüme adı veriliyor artık içinde bulunduğumuz duruma. Ama bir şey değişmiyor. AKP'nin oy pusulasındaki yeri değişmiyor. Kura çektiler yine. Ah, yine birinci sırada çıktı. Pusulanın en solunda. İlk sırada. Yani bas mührü ilk sıraya deseniz hani olacak, güzel slogan. 31 Mart yerel seçimlerinde çekilen kurada da AKP yine ilk sırada çıkmıştı, birinci sırada çıkmıştı. Daha evvel bir cumhurbaşkanlığı seçiminde de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer adayların arasında birinci sıradaydı. Tüm bunların aynı anda olabilme olasılığını hesaplamışlar. 140'ta bir olasılık. Böyle olunca şaibe söylentileri de ayyuka çıkınca kura çekimine Cumhuriyet Halk Partisi'nden itiraz geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz şaibe var dedi. AK Parti. Bir. Birinci sıra. Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerde siyasi partilerin yer alacağı oy pusulalarındaki sırayı belirlemek için yaptığı kurada büyük şaibeler olduğunu tespit ettik. Tesadüf mü yoksa hile mi var? AK Parti 31 Mart seçiminde de oy pusulasında yine birinci sırada. 14 Mayıs 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan 4 aday arasından kurada birinci sırada çıktı. Ve 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimler için siyasi partilerin oy pusulalarında yer alacak sırayı belirleyecek kurada da yine AK Parti birinci sırada çıktı. Aynı taraftaki aynı partinin iki kurada üst üste birinci sırada çıkması 140'da bir ihtimal. Yüksek Seçim Kurulu'nda geçen cumartesi kura çekimi vardı. 35 partinin temsilcileri katıldı. Kura çekimi esnasında salonda 35 siyasi parti temsilcisi bulunuyor. Sadece AK Partili temsilci kura çekimine divanda bulunan YSK üyelerinin arkasından gelerek gerçekleştiriyor. Ve dolayısıyla YSK üyeleri arkalarında yapılan bu kura çekimini denetleyemiyor, gözlemleyemiyor ve açık ve şeffaf bir şekilde YSK'nın tabi olduğu kanun ve mevzuatlara aykırı bir işlem yapılmış oluyor. AK Parti adına Recep Özel salondaydı. Diğer temsilciler masanın önüne gelip kura çekerken AK Partili özel YSK üyelerinin arkasından dolaştı. Bir görevli fanusu uzattı. AK Parti. Adalet ve Kalkınma Partisi adına Recep Özel Bey. Bir. Kura çekimlerinin içinde AK Parti temsilcisinin yaptığı kura çekimi usule aykırı gerçekleşiyor. Sol elinde bir başka kağıda benzer bir nesnenin olduğu kamera görüntüleriyle tespit ediliyor. Hem 2014 hem 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan pusulanın birinci sırasındaydı. Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz CHP'nin kuraya itiraz gerekçesini açıkladı. Usule aykırı bir şekilde yapılan kura çekimi büyük şaibeler barındırıyor. Bu nedenle bu kura çekiminin iptal edilmesi ve acil olarak yenilenmesi gerekiyor. Kura çekiminde şaibe iddiası YSK'nın toplantısında da gündeme geldi. Halk TV'nin edindiği bilgiye göre toplantıda kura çekimine ilişkin ajans görüntüleri izlendi. Şüphe yaratacak bir durum olmadığı değerlendirmesi yapıldı. AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel de görüntüyü paylaştı. Her şey kurallara uygun şekilde tüm parti temsilcilerinin ve onlarca kameranın önünde gerçekleşmiştir dedi. Tabii burada 4 ayrı oy pusulasında. Yani düşük bir ihtimal, çok düşük bir ihtimal gerçek oluyor. Yani şaibe var dediğiniz zaman da buradan size ekmek çıkmaz diye muhalefete yükleniyor. Tarafsız olması gereken kurumların başındakiler. Peki ikinci sırada da bu seçimde İyi Parti var. Ama bu da tamamen tesadüf. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün
Ben aslında AKP'nin kurucuları arasındayım, ilk kuranlardan biriyim dedi bir taraftan. Milliyetçi muhafazakar olduklarının altını çiziyorlar. Ve bu seçimlerde en çok konuşulan da İYİ Parti'nin tutumu olacak. En çok konuşulanlardan biri de İYİ Parti'nin tutumu olacak belki de. Oy oranını yükseltir mi? Büyük şehirlerde AKP'nin adaylarının kazanmasını mı sağlar? Seçimden sonra daha çok konuşulacak. Yalnız bir cümlesi var Meral Akşener'in. Geçmişte siyasi cinayetlere tanık olduk ama mertçeydi cümlesi. Yanlış yerlere çekildiğini söylüyordu önce bu cümleyle ilgili. Bugün DEM Parti'ye yüklenerek bir kez daha bu cümleyi gündeme getirdi Meral Akşener. Ordu'daydı, Ordu'da yaptığı konuşmayla devam edelim. Bir tarafta teröristler, bir tarafta laiklik karşıtları. Bir tarafta teröristler, bir tarafta demciler. Öyle bir kutuplaşma ki bu, sanırsınız cenge gidiyoruz. DEM Parti'den yükselen tepkilere böyle karşılık verdi. Akşener'in geçmişte siyasi cinayetlere tanık olduk ama mertçeydi sözleri tartışma konusu. Bu seçimler sonrasında hiçbir partinin genel başkanına, hiçbir partinin tepesindeki şahıslara hiçbir şey olmayacak. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Akşener yargılanmalı demişti. PKK'ya bir terör örgütüdür diyemeyenler, her seferinde meclise gelip Abdullah Öcalan'a özgürlük deyip kendi aralarında da alkışlayanlar elbette bunu çarptıracaklar ve sonuç itibariyle Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyenler, bebek katiline özgürlük isteyenler Meral Akşener hapis istiyorlar. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Keşke, ben de buradan ilan ediyorum, keşke bu konuda bir soruşturma açılsa ve hepimiz işin nasıl olduğunu görsek. Meral Akşener bu kez de Ordu'daydı. AK Parti'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz'ı tanıttı. Yasamayı biliyor, hukuku biliyor, devlet umuru görmüş. Bir de sizin teveccühlerinizde, yani Ordu'nun teveccühüyle aynı zamanda da yerelde hizmet nasıl yapılır biliyor. Hizmet konusuna odaklı Sayın Enver Yılmaz'ın ordular tarafından teveccüh gösterilip seçileceğine inanıyorum. Altınordu ilçesinde esnafı ziyaret ederek talepleri dinledi. Teşkilat buluşmasına katıldı. İYİ Parti adayı Enver Yılmaz'ın seçilmesi halinde emeklilere her ay 1500 lira yardım yapacağını söyledi. Gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardım edecek birileri gelsin. DEM Parti'den bir haber verelim. Diyarbakır'da aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Parti birçok ilde yaptığı ön seçimlerin sonuçlarını açıkladı. Bu seçimlerle belirlenen adaylarını tanıttı. Ön seçim yaptı, bir kez daha altını çizelim. Diyarbakır'da düzenlenen toplantıda da önce kadın adaylar tanıtıldı. Sonra belirlenen tüm adayların tanıtılmasına geçildi. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları kadın eş başkan adaylarının açıklanmasından önce konuştu. Partisinin yerel seçim stratejilerinden birinin kent uzlaşısı olduğunu söyledi. Hatimoğulları AKP ve MHP ittifakı erkek egemen sistemin en koyu sömürü ve baskısını üzerimizde uyguluyorlar dedi. Medeni kanundaki haklarımız, nafaka hakkı, İstanbul Sözleşmesi üzerindeki tartışmalar ve düzenlemeler, bunların hatırlatılması gerekiyor dedi. Kadınlara 31 Mart'ın zaferini hediye edeceklerini belirtti ve bu ceberrut iktidarı yıkarak 31 Mart'ta bir zafer kazanarak kadınlara en büyük hediyeyi vereceğiz dedi. Geçen hafta Tunceli'den bir haber vermiştik. Tunceli'de Dersim İttifakı kurulabilir diye, öyle de oldu. Sosyalist Parti ve örgütler, Türkiye İşçi Partisi ve DEM Parti'nin de aralarında yer aldığı partiler, güçler bir araya geldiler. Dersim İttifakı'nı oluşturdular. Şunu biliyoruz ki Dersim demsiz olmaz, DEM Dersimsiz olmaz. DEM Parti sözcüsü Ayşe Güldoğan böyle söylemişti. Tunceli'deki ittifaka DEM Parti de katıldı. Tartışmaları bitirecek açıklama Emek Partisi tarafından yapıldı. Emek Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Özgürlük Cephesi,